etmemişimdir umarım. Yok hayır. Ama lütfen bir daha eve gelme. Yiğit'i bir kere şüphelendirmiştik. Nur'u şüphelendirmesek iyi olur. Kerem Bey, sizin için her şey yolunda ama benim için durum o kadar da parlak değil. Karamsar gördüm sizi. Attığım adımların sizi rahatlatmasını beklerdim. Attığınız adımlar güçlü. Güçlü ama yavaş. Yani benim için çok yavaş. Benim kaybedecek vaktim yok. Sakin ol. Sakin olunur. Hiçbir kadın sizinki gibi sıkıntılı bir hamileliği geçirmeyi hak etmez. Sizi de acelenizi de anlıyorum. Biraz sessiz olur musunuz? Efendim Nur? Kerem? Neredesin? Bir toplantıdayım. Nur, beni duyuyor musun? Evet. Evet, duyuyorum. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bir sorun mu vardı? Hayır. Hayır. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Ben toplantıdan sonra seni ararım. Evet, ne diyorduk? Nur. Nur Yiğit için bir takıntı gibi. Yani siz aralarına girdiniz. Oyun mu oyun? Sonuçta gerçekten girdiniz. Ama yetmez. Kerem Bey bakın. Benim kaybettiğim zaman sizin de aleyhinize işliyor. Siz bir şekilde Nur'u çekip Yiğit'ten tamamen almak zorundasınız. Yani eğer Nur... Toplantınızın konusu Nur galiba. Evet. Toplantıya devam edebiliriz. Gerçekten kötü bir şaka gibi. Nereye Yiğitler? Kötü yakalandın. Kaçarak kurtulamazsın. Ne biçim konuşuyorsun sen? İşte tipik icral taktikleri. Suçüstü yakalanınca üste çık. Ama bana bu kez sökmez. Karşıma geçip oturacaksın. Burada gizli gizli buluşup ne yaptığınızı anlatacaksın. Ben kiminle ne yaptığımın hesabını sana verecek değilim. İlla bir hesap verilecekse buyursun Kerem Bey versin o hesabı sana. İcileli duydun. Evet. Bu tuhaf yalanın hesabını verebilecek misin Kerem? Lan cezası yılan. Bir de benden hesap soruyor. Pislik kadın. Pislik be. Öncelikle sana yalan söylediğim için çok üzgünüm. Bunu yapmamalıydım. Evet, yapmamalıydın. Hatta İcler'le sanki buluşmamalıydın. Keşke bunun bir tür kıskançlık tepkisi olduğunu varsaydıysam. Bunun ne tepkisi olduğunu biliyorsun Kerem. Yiğit bundan bahsetmişti. Hatırladın mı? İcler'le buluştuğunuzu, haberleştiğinizi, bir şekilde işbirliği yaptığınızı söylemişti. İşbirliği? İşbirliği değil de ne? Onunla buluşup ben toplantıdayım diyorsun. Ben sana güvendim.
Sana o kadar güvendim ki sevdiğim adamdan uzaklaşabilmek için seninle bir çeşit oyun oynamaya ikna ettim kendimi. Ama şimdi seni İjder'le yakaladıktan sonra ben sana nasıl güvenirim ya? Haklısın. Maalesef haklısın. Evet. İşlerle işbirliği yapıyorum. Telefonumdan da kontrol edebilirsiniz. Bir saat önce aramıştı beni. Oraya gitmem de 20-25 dakikayı bulmuştur. Gittim de kapı aralıktı. Birkaç kez seslendim. Ondan sonra da içeri girdim. Gerisini biliyorsunuz zaten. Siz niye gitmiştiniz oraya? Benle konuşmak istediğim mühim bir mesele vardı. Eski karım ve patronu Kerem Sancaktar'la ilgili. Zaten gerisini de magazin sayfalarından takip edebilirsiniz. Kendisi beni aradı. Konuşmak istedi. Önemli bir meseleymiş. Bu konunun Kerem Sancaktar'la ilgili olduğundan adım gibi eminim ben. Evet, İcra benimle buluşmak istedi. Ve bu ilk değildi. O kadar çaresizdi ki onu reddedemedim. Aramızdaki ilişkiye inanıyor. Senin bana bir şans verdiğini düşünüyor. Ve bunun kendisi için, çocuğu için, doğmamış bebeği için bir şans olduğuna inanıyor. O kadının hayatı tuzaklarla, planlarla geçiyor. Eğer senden bir şey istediyse bunu gözü yaşlı, çaresiz bir anne olarak istemediğinden eminim. Ama seni onunla birlikte gördükten sonra biz mi oyun oynuyoruz? Yoksa sen mi bana İcilerle bir oyun oynuyorsun? Bak işte bundan emin değilim. Bunları hak ettim ben daha sert sözler olur. Yine Yiğit'in etkisindesin. O beni İcilerle ilgili suçladığı için böyle konuşuyorsun. Bak yine bütün tepkilerinin, bütün duygularının altından Yiğit çıkıyor. İciler çaresiz bir anne olarak benden ilişkimizin boyutlarını öğrenmek istedi. Çünkü Yiğit onunla hala evlenmeye yanaşmıyor. Ondan ne kadar nefret edersen et, bir kadın olarak onu anlamadığına inanmak istemiyorum. Anlamadığım İcilal değil, sensin. Bana yalan söyledin. Seni utandırmamak için Nur. Ben neden utanacakmışım Kerem? Yapma Nur. Üçünüzün arasında olanlar neden sokaktaki kadınların tepkisini çekti? Neden kadınlar senin değil de İcilal'in tarafını tuttu? Sen neden istemeye istemeye benimle bu oyunu oynamak zorundasın? Ben sadece Mert ve bebek için. İcral istediğin kadar arkandan dolap çevirmeye kalksın, sen yine de yuvaya kan katasın. Sen istediğin kadar ben suçsuzum diye bağır. Ben metres değilim, ben evli olduklarını bilmiyorum. Ben o kadının hasta yatağında yattığını bilmiyordum de. Yine de sen suçlusun. Ben boşandım diye bağır. Ben artık onunla birlikte değilim de, sen yine de bu hikayenin kötü kadınısın Nur. Ama o yakanı kurtaramadığın adam seni bu duruma düşürdü bir kere. İkinci kadın olduğunu alnının ortasına yazdı bir kere. Ben seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Nur. O yüzden İcel'in ne diyeceğini merak ettim ve onunla buluşmayı kabul ettim. Karşımda sana ne yapmış olursa olsun gözü yaşlı, hamile bir kadın var. Bu buluşmayı senden gizleyip seni utandırmayacak kadar ince düşündüğüm için senden özür dilerim. Senden ne istedi? Bana bunu öğrenecek kadar zamanı tanımadın. Ama masaya oturduğunda ilişkimizin boyutunu öğrenmeye çalışıyordun. Zavallı kadın. Yiğit en azından çocuklar için geri alabileceğine dair bir umut kırıntısına o kadar muhtaç ki. Nur, sen yüreği temiz bir kızsın. Senin gibi bir kız, bilerek, isteyerek bir anneye, bir hamile kadına böyle stresli günlere armağan etmek istemez. Yarın bir gün eğer bu yaşananlar yüzünden İcral'in bebeğine bir şey olsa... Allah korusun. Ben o acıyı bir kez yaşadım. Allah düşmanıma, en acımasız düşmanıma bile vermesin. Öyle söylüyorsun ama beni İcral'le görür görmez sırf Yiğit'in mesnetsiz iftiraları yüzünden suçluyorsun. Gözünü bile kırpmadan hem de. Eğer gerçekten büyük acılara sebep olmak istemiyorsan artık bunu yapma. Yiğit'in üzerindeki etkisinden kurtul. Onun suçlamalarından etkilenip benim seni şu anda bu durumdan kurtaracak tek kişinin yakasına yapışmayı bırak.
ve sadece oynadığımız oyuna odaklan. Affedersin, sekreterim arıyor. Açsam iyi olur. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl aldırsın? Nasıl olur? Ne oldu? İnanamıyorum. Hangi hastanede? Tamam, ben hemen geliyorum. Ne olmuş? Ne hastanesi? Hazal. Hazal saldırıya uğramış. Saldırı mı? Ben hastaneye gidiyorum şimdi. Sana haber veririm. Tamam mı? Umarım ciddi bir şey yoktur. Teşekkürler Yiğit Bey. Yardımımıza ihtiyacımız olduğunda biz sizi tekrar rahatsız ederiz. Ne zaman isterseniz ararsınız. Ben teşekkür ederim. Ha, doktor bey. Nasıl durumu? Şimdilik bir şey söylemek için çok erken. Ciddi bir kafa travması var. Vücudundaki bütün kemikleri kırılmış durumda. Allah'ım yarabbim, nasıl olur böyle bir şey? Ne olur kurtarın şu kadıncağızı. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız Yiğit Bey. Durumundan an be an haberdar olmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Merak etmeyin Yiğit Bey. Elimden gelen her türlü şeyi yapacağım. Sizlere de haber edeceğim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Umarım iyileşir. Polis seni detaylı bir şekilde bilgilendirir. Hazal Hanım'ı ben buldum. Evinde. Evinde? Evet. Benle konuşmak istediği çok mühim bir mesele vardı. O kadar önemliydi ki dışarıda buluşmak istemedi. Evine çağırdı beni. Sonrası malum. Konuşamadık. Geri kalanını polisler anlatır sana. Kerim Sancaktar. Konuşmamız lazım Yiğit Bey. Bakın ne Kerem ne de Nur'la değil. Önce benimle konuşmak zorundasınız. Amacım sadece Kerem'i kurtarmak değil. Bana ihtiyacınız var. Nur'un gözünü açmak için başka çare yok. Bakın oyun oynayan ben değilim. İnanın buna. Lütfen gelin. Size öyle bir şey göstereceğim ki bu saçmalığı bitirmek için Nur'a bir daha ağzınızı açmaya bile gerek kalmayacak. Hazal saldırıya uğramış. Hastaneye kaldırmışlar biliyor musun? Aa. Ben Yiğit gelecekti size bir şey yapacak derken o Nemrut kadın mı hastanelik oldu? Ay bir iki dakika ciddi olur musun? Kadıncağız saldırıya uğramış diyorum sana. Ne canım? Allah korusun. Ciddi bir şey yoktur inşallah. İnşallah. Ben de tam ne olduğunu anlayamadım. Yiğit'ten haber var mı? Yok. Bu sefer o kadar kızmış ki söyleyecek bir şey yok herhalde. Sen biraz bozulmuş gibisin bu sessizliğe. Elmas, bak aradığıma pişman etme beni. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bak bütün hırsımı senden alırım ha. Tamam tamam be. Elmas, ben sana bir şey soracağım. Ama sulluk yapma. Yani ciddi cevap ver. İçlal nasıl? İyi. Domuz gibi. Sana ne ya? İcral'in sağlığından, saatinden, afiyetinden. Of. Onun için değil. Bebek için soruyorum. Yani
bütün bu olanlar, ne bileyim, kötü bir şeye sebep olmaktan korkuyorum. Ay saf torozum benim. Sana mı kaldı İcren'in bebeğini düşünmek ya? Kerem Sancaktar'la işte öyle çakma aşk tatillerine falan gidiyorsun. Daha ne yapacaksın kadın bebeği için? Şş. Bana bak. Sen böyle istemem yan cebime koy hesabı. Oyun boyun ayağını yavaş yavaş gönlün mü kayıyor senin bu Kerem Bey'e? Elmas. Abuk subuk konuşma Allah aşkına. Niye kızım? Zengin, yakışıklı genç adam. Ay tamam. Tamam şarlama. Nur. Ben şu anda havuz keyfi yapıyorum. Keşke sen de gelsen diyeceğim ama. Yok yok. Sen gerçekten dayaklıksın. Hadi. Yeğenime iyi bak. Tamam. Hadi öptüm. Ondan ne kadar nefret edersin et. Bir kadın olarak onu anlamadığına inanmak istemiyorum. Üçünüzün arasında olanlar neden sokaktaki kadınların tepkisini çekti? Neden kadınlar senin değil de işlerin tarafını tuttu? Sen neden istemeye istemeye benimle bu oyunu oynamak zorundasın? Sen istediğin kadar ben suçsuzum diye bağır. Ben metres değilim. Ben evli olduklarını bilmiyorum. Ben o kadının hasta yatağında yattığını bilmiyordum de. Yine de sen suçlusun. Ben boşandım diye bağır. Ben artık onunla birlikte değilim de sen yine de bu hikayenin kötü kadınısın Nur. Buyur abla, buyur. Avucu gör, avucu gör. Buyur abla. Buyurun. Sağ olasın abla. Gel vatandaş, gel. Bu o kız değil mi ya? Bu Hayukan işte. O tabii ya, o. O. Gel abla, gel, gel. Vallahi tanıdım. O hasta kadının kocasının elinden aldı. Arsız. Kolay gelsin. Aa, bu da pazara geliyor muymuş? Aa, kim ki bu ayol? Yokmuş varken ya. Karısı uyuyan iş adamının öbürkü karısı. Aa, hani şu gebe kadını yolan. Hanım, hanım utan. Ayıp, ayıp. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Yapmayın, ayıp. Reis Bey. E zaten bunu da boşadı adam. Bu da başkasını bulmuş zaten hemen. Bunlar böyle anam. Daldan dala. Ne oldu? He? Ne oldu? Hasta kadıncağızın kocasını çaldın da ne oldu? Bu utanmaz beni. Utanma olur mu hiç bunlardan? Ya, ya asıl siz utanın ya. Sizin kızınız çocuğunuz falan yok mu? Ayıp. Sizin bu yaptığınız ayıp asıl. Arslan, Arslan, Arslan. Sakin ol Nur, tamam. Tamam, sakin. Sakin. Ay! Yerde gökte seni arıyorum, plajda gibi. Bu ne hal kız? Keyif yapıyorum, ne var? Aa, yakışıyor mu o koca karnınla babasının evinde gibi? Babamın evinde değilsen de müstakbel kocamın evindeyim. İki günde o masum anasını babasını sayan halinden eser kalmadı değil mi kızım? Yine dil pabuç kadar. E sen de eskisi gibi çıkışıp durma o zaman Allah Allah. O gizli saklı küvete girip bir araba laf işittiğim günler geçmişte kaldı anneciğim. Ben artık havuzuma da girerim. Böyle şezlonguma da uzanırım. Ne kıymetli şezlongmuş. Sanki tepende de güneş var. Elmas, benim içim daralıyor kızım. Bu
bu adam sana güvence de vermiyor. Ya anneciğim, sen bak böyle Cahit'in donuk donuk durduğuna. Adam daha boşanmadı ki. Bir boşansın, bir yükü hafiflesin. O zaman benim yükümü de hafifletecek. Ama sen böyle bana çipil çipil bakarsan benim yüküm hafiflemez ki anne. Ay böyle içim sıkılıyor ama. Ay içim, böğrüm, böyle ciğerim mıncık mıncık sıkılıyor anne. Bak çocuk bile sıkıldı. Haklısın tabii kızım, sen de haklısın böyle karnında çocukla. Güveneceğiz tabii. Güvenmeyip de ne yapacağız değil mi? Kolay mı babasız çocuk büyütmek bu zamanda? Of Allah'ım. Sen benim kızımın günahlarını karnındaki masum yavrudan çıkarma ya Rabbim. Anneciğim tamam. Hadi sen birazcık daha meyve soy torununa. Hadi. Nazan Hanım zorluk çıkarmayacak Cahit Bey. Protokolü imzaladı. Abileri? Onların etkisiyle duruşma anında bir sürpriz çıkar mı bilemem. Yani hazırlıklı olmamızda fayda var. Sen yine de Nazan'dan bu kadar emin olma. O paşa paşa imzaladıysa vardır bir hesabı. Nazan Hanım'ın pek hesap yapabilecek durumda olduğunu sanmıyorum. O ne demek? Ya yaşam şartları, maruz kaldığı davranışlar bayağı bir değişmiş görünüyor. Maruz kaldığı davranışlar derken? Yani açık açık konuşsanıza benimle. Durumu pek iyi gözükmüyor Cahit Bey. Psikolojik ve fiziksel olarak. Yani Nazan Hanım'ın abileri. Tamam tamam. Neyse duymak istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Peki o halde ben bugün başvuru yapıyorum Cahit Bey. En hızlı şekilde duruşma tarihini alacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdilik müsaadenizle. İyi günler. İlgilendirmiyor beni. Anne ayağım acıyor. Anne. Ya yeter ya. Daha hiç çalışamıyorum. Daha düne kadar en pahalı kremleri sürdüğün çarık çürük yüz senin mi şimdi? Anne! Durmayın be! Ne oldu? Niye ağlıyor bu? Ne oldu kız? Mustafa, şimdi geliyorum Mustafa Efendi. Az bekle. Şimdi takunyamı, terliğimi takıp geliyorum. Ağlama kız sen de. Ağlama canın tatlı. Ya evde bir tane bile merhem yoktu, ne yapayım? Hay Allah senin tependen baksın. Daha neremden bakacaksa artık. Ben de Nazan'ın suratı için kasaptan et almıştım değil mi cicim? Sen böyle etli mutlu maskeler yap kendine. Gece de tırnaklarımızı yiyelim. Bunları git o eli kırılasıca kocana söyle o zaman. Yeter ya. Ya her Allah'ın günü dayak yiyorum ben burada be. Ya siz ne biçim insanlarsınız Allah aşkına ya. İnsan kapısındaki köpeğe kıyamaz ya. Koca var, koca var Nazan Hanım. Bizim ayılar böyle. Ya insan ekmek çiğner de koyar ama yok. Hanımefendi sosyetik, etten aşağısı kurtarır mı kadife yüzünü? Yenge, sen vallahi beni delirteceksin ha. Ya siz toptan keçileri mi kaçırdınız Allah aşkına? Bu ne sefalet be? Ha iki parça et için bir de gel sen de öv bari. Yeter ya. Ya size ben seneler içinde dünyanın parasını yolladım. Ay aklımı başımı yiyeceğim. Ne yaptınız o kadar parayı? O elleri kırılırsınca abine soracaksın sen onu. Sor bakalım. Hangi pavyonlarda, hangi otellerde, kim bilir kaç tane kumar masasında yemiş bitirmiş. Bak, benim burama kadar geldi artık canıma tak etti. Ben sana söylüyorum. Sen de git kocan olacak o ayıya söyle. Vallahi billahi abim mabim demeyeceğim. Gidip karakola şikayet edeceğim. Yakacağım başını. Amin. Amin. Yak kız. Cayır cayır yak. Bir damla su verirsem ne olayım? Bak yenge. Kadın kadının halinden anlar. Biz birlikte hareket etmek zorundayız. Ya ben takmaya kıyamadım hırlantalarımı. Abim gitsin barlarda, pavyonlarda karılarla yesin diye burada bir dakika daha oturup bekleyemeyeceğim artık.
Kız! Kız Allah seni ne yapmasın? Ay üstün başında batmış. Sen de başlatma pırlantandan. Git şu kapıya bak. Süslü. Ay Allah'ım ya. Ya Rabbim ona kendimi paralayacağım ha. Buyurun. Kime bakmıştınız? Kazım Bey'e baktıydım da. Kız kim geldi? Oo Fahri Beyciğim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Buyur geç diyeceğim ama Kazımlar çıktılar. Ama gel sen yine de buyur. Bir kahvemizi iç. Bir güllü lokumumuzdan at ağzına. Dur be çocuğum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mıdır, sapık mıdır, nedir? Fahri Beyciğim, Kazım'a geldiğinizi arayıp haber vereyim isterseniz. Hanım, komşu mu? Hanım? Ha, yok yok. Kazım'ın kardeşi o. Ha, iyi, iyi. İyi. Kazım'a geldiğimi söylersin. Tabii. Hadi eyvallah. Yeter, kudurmayın be. Dersini çalış kız sen de. Kim o terbiyesiz şişi beş Allah aşkına? Kız doğru konuş. Koskoca Fahri Bey o. Yukarıda oteli var. Kız gel buraya. Hala mı yiyorsun? Anam doyuramadım seni. Nazan Hanım'ın pek hesap yapabilecek durumda olduğunu sanmıyorum. Yaşam şartları, maruz kaldığı davranışlar bayağı bir değişmiş görünüyor. Durumu pek iyi gözükmüyor Cahit Bey. Psikolojik ve fiziksel olarak. Hazal Hanım benim sağ kolum, elim ayağımdır. Ona yapılmış bu alçakça saldırıyı kendime yapılmış sayılır. Sizinle beraber ben de bu olayın takipçisi olacağım. Kerem Bey, aklınıza herhangi bir detay geldiğinde lütfen bizi arayın. Tekrar geçmiş olsun. Doktor Bey. Doktor Bey, durumunda bir değişiklik var mı acaba? Şu an durumu stabil tutmaya çalışıyoruz Kerem Bey. Kırıkları değil de beyin travması korkutuyor beni. Hani yaşasa da durumu eskisi gibi olabilecek mi acaba? Bunları konuşmak için henüz erken. Şimdi izninizle hastayla ilgilenmem gerekiyor. Bir şey daha. Biraz önce Yiğit Kozan'la konuştuğunuzu gördüm. Sanırım Hazal Hanım'la ilgileniyor. Yiğit Bey hastanemizin yakından tanıdığı biridir. Hazal Hanım'ı da o getirdi. Polislerden öğrenmişsinizdir. Evet, evet öğrendim. Büyük şans. Kendisi de tıpkı sizin gibi hanımefendinin durumuyla yakından ilgileniyor. Herhangi bir gelişme olursa ben sizi durumdan haberdar edeceğim. Tekrar geçmiş olsun. Thank you.
neredesin bakalım Kozan? Bak, seni sadece kimsenin dikkatini çekmemek için içeri aldım. Belki bilmek istersin. Sokaktaki kadınlar hala beni hatırlıyor. Hala benden nefret ediyorlar. Sen başkalarının ne söylediğini önemsediğin için mi oynuyorsun bu oyunu? Sinirimi fazla zorlama Yiğit. Bak, buraya olay çıkarmak için gelmedim. Tamam mı? Sana son bir kez dur demeye, seni son bir kez uyarmaya geldim. Beni uzaklaştırmak için attığın her adımda nereye gidiyorsun bilmiyorum ama bu kıskançlık meselesini aştı. Yeni taktik mi bu? O adamla nasıl tatile çıkarsın diye evi başıma yıkmak yerine ciddi ciddi konuşup aklımı böyle mi karıştırmayı düşünüyorsun? Sende akıl kaldı mı? He? Senin aklın fikrin Yiğit'i kendimden nasıl uzak tutarım, onun İclal'in yanına, onun kollarına nasıl gönderirim? Başka bir şey düşünmüyorsun. Bunu düşünmekten burnunun dibini göremiyorsun sen. Burnumun dibinde zaten her zaman sen varsın. Yokken bile sen varsın ya. Pazardaki kadınlar hala... O adamda bir terslik var. Ne? Kerem'de. Kerem'de bir terslik var diyorum. O adamda ne var bilmiyorum ama terslik dersen... Bak terslik tam karşımda duruyor işte. Bir konuştur be. Bir kere de konuştur. Bir sus da bir dinle. Daha ne söyleyeceğimden haberin yok senin. Sana haberim olan bir şeylerden bahsedeyim mi? Mesela sen beni burada delirtmeye çalışırken... ...hamile bir kadının seni beklediğinden haberim var. Ya sabır ya Rabbi ya sabır. Ben sana o adamda bir terslik var diyorum. Ben de sana benim için tek terslik sensin diyorum. Bak bugün pencereyi kapıyı kırıp o adamla tatile nereye gidiyorsun diyecek halde değilim çünkü... Heh. Sonunda özüne dönmeye başladın işte. Kapıyı bacayı kırmak için geldiğini biliyordum. Bak bir daha bana sabır çektirirsen... Ya ben seni Durmuş neden dinliyorum ki acaba? Dinlemiyorsun ki. Hiçbir zaman dinlemedin. Bugün bu adam... Ne güzel bir gün. Yarım saatte bir karşılaşıyoruz. Ama sen hep arkamdan geliyorsun. Eğer hastanede polisler hızımı kesmeselerdi... ...burada senden önce olurdum. Ya... ne polisi? Nerede karşılaştınız siz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hazal için hastaneye gittiğimde... ...orada kimle karşılaştın dersin? Sen mi? Ne alaka? Hazal Hanım'ı ben götürdüm hastaneye. Sen mi? Evet. Benle konuşmak istiyordu. Acaba neyle ilgili? Bana o kadar önemli bir şey söyleyecekti. Hatta gösterecekti ki... ...sen bu adamla oynamak zorunda kaldın. Bu zavallı oyunu o an bitirecektin. Ama ne ilginç tesadüf. Kadın benimle büyük büyük konuşmadan önce... ...vücudundaki bütün kemikler kırıldı. Bir şey söylemeyecek misin Kerem Efendi? Söylemem gereken her şeyi polislere söyledim. Biraz önce de söylediğim gibi sayende gereğinden fazla oyaladılar beni. Ya siz ne diyorsunuz? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Aman anlama. Aman sen sakın anlama. Yoksa nasıl oynarsın oyun arkadaşınla sonra? Eski eşin... ...benim 20 yıllık çalışanıma, Hazal'a, sağ koluma... Canına, ciğerine... ...beni zarar vermekle suçluyor. Anladın mı şimdi? Hı? Anlamadıysan böyle bir pankarta yazayım. Ya da bir kartona böyle büyük harflerle. Bu adam göründüğü gibi değil. Bu kadına bu adam zarar vermediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum diye. Belki o zaman alırsın mesajı. Yiğit, doğru düzgün konuş. Hem neden bahsediyorsunuz siz? Masadan kalkarken durumunun bu kadar ciddi olduğunu söylememiştin bana. Olaya Yiğit kadar vakıf değildim de ondan. Ne öğrendiysem hastaneye gittiğimde öğrendim. Ve sana gelince Yiğit Kozan, sen iyice çığırından çıkmışsın artık. Bana karşı yaptığın suçlamaları gülüp geçmem gerekirdi ama bu kadar mide bulandırıcı olmasalardı. Beni Hazal'ı hastanelik etmekle suçlaman zavallılığında son nokta. Hazımsızlığını farklı türlü tatmin etmeni isterdim ama... Bak Kerem Efendi, olayı ne bilmiyorum ama bu kadın benim. Saçının teline kadar benim. Onun saçının bir teline zarar verecek olursam... ...gözüm üstünde. Bundan sonra çok daha fazla üstünde.
Adil baba. Benim. Benim hayırsızım. Onca yıl sonra sana işim düştü. Eski yerinde misin hala baba? Tamam. Tamam geliyorum. Sanırım başardı. Evet, başardı. Kusura bakma Nur. Artık soğukkanlılığımı koruyamıyorum. Gözlerindeki bu sorgulayan bakışları, kafandaki soruları bugün ikinci kez görüyorum. Ve inan bana bu ilkinden çok daha ağır. Hazal, Yiğit'e seninle ilgili ne söyleyecekti Kerem? Bu nasıl bir soru Nur? Bunun cevabını biliyor olabilir miyim? Yiğit'in söyledikleri yabana atılacak gibi değil. Çok büyük, çok iddialı sözler. Öyle bir şey anlatacak, öyle bir şey gösterecekmiş ki. Biz Hazal'ın ne söylediğini bilmiyoruz. O sözler Yiğit'in sözleri. Yiğit yalan söylemez. Affedersin, çok özür dilerim. Bak benim niyetim kesinlikle seni küçümsemek değildi. Ne dedin sen? Yiğit yalan söylemez dedin değil mi? Karısı hasta yatağında uyurken sana öldü deyip seni kandıran adamdan bahsediyoruz değil mi? Evet. O adamdan bahsediyorum. Ve tekrar söylüyorum. Yiğit yalan söylemez. Yiğit! Hala o adamın kafasıyla hareket ediyorsun. Çok affedersin. Ben kendimi kaybettim. Nur. Çok özür dilerim. Bağırdığım için çok özür dilerim. Ben kolay kolay sesimi yükselten bir adam değilim. Ama bütün bu suçlamalar beni bu hale getirdi. Sen beni tanıyorsun. Ben Yiğit gibi öyle meseleleri kaba kuvvete başvurarak çözmüyorum. O bana saldırdığında ben ona karşılık bile vermedim Nur. Sen bütün bunlara şahitsin. Ben elimi bile kaldırmamışken şimdi Hazal'ı hastanelik etmekle suçlanmam. Hayır, bu benim kaldırabileceğim bir şey değil. Bu benim için çok fazla Nur. Tamam, benim Hazal'la ilgili sana gerçekleri anlatmam gerekiyor. Evet, sanırım buna mecburum. Böyle olsun istemezdim. Ama sana bunları anlatmak zorundayım. Hazal 20 yıldır hayatımda. O sadece benim asistanım değil. Sağ kolum, yol arkadaşım. Hayatını kariyerine adamış yalnız bir kadın. Annesini ve babasını çok genç yaşta kaybetti. Ailesi yok. Benden ve kariyerinden başka hayatta hiçbir şey yok. Benim için çok değerli. Bana karşı olan ilgisi biraz hastalıklı, takıntılı. Ben bütün bu olanları yıllardır biliyorum. Onu defalarca kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ama işe yaramadı maalesef. Ona arkamı dönemedim. Bu onu öldürürdü. İşte bu yüzden benden nefret ediyordu. Bana o kadar tuhaf davranıyordu ki. Kendime defalarca nesi var bu kadının? Benden ne istiyor dedim. Şimdi hepsi mantıklı bir yere oturuyor. Sana karşı olan ilgim, aramızda yaptığımız anlaşma, Yiğit'e karşı oynadığımız oyun, ki Hazal da bunun bir oyun olduğunu bilmiyordu. İşte bütün bunlar seni Hazal'ın hedefi haline getirdi. Benden ne istediğini artık biliyorum. Ama Yiğit, Yiğit'e söylediği o sözler, evine çağırması. Zavallı Hazal. Kim bilir o hastalıklı beyninde neler düşünüyordu. Benden bir cevap beklediğini biliyorum ama cevabı bilemiyorum. Bunlara cevap verebilmem için ancak Hazal gibi
takıntılı, hastalıklı bir ruha sahip olmamız lazım. Belki ona benimle arasında bir şey olduğunu söyleyecekti. Belki seni kullandığımı söyleyecekti. Belki de başka bir şey. Ya, kim bilebilir ki? Bütün bu sorulara cevabı ancak Hazal verebilir. Kafandaki soru işaretlerini giderebildim mi bilmiyorum ama ben artık daha fazla bu iğrenç iftirayla kafamı yormak istemiyorum Nur. Benim şu anda aklım sadece Hazal'da. Onun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Onu bana göstermediler. Ne halde olduğunu bilmiyorum. Yiğit içine nasıl bir şüphe tohumu attı bunu bilmiyorum ama ben artık o kadar yoruldum ki ve bu durumdayken senin karşına geçip kendimi sana artık anlatmak istemiyorum. Bununla uğraşmak istemiyorum. Çünkü sadece Hazal'ı düşünüyorum Nur. Ona bunu kim ya da kimler yaptıysa ben bunun takipçisi olacağım. Yeter ki Hazal iyileşsin. Bugün tuhaf. Karman çorman bir gündü. Başımı hala toparlayamadım. Ama demin Yiğit'in yanında seni kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Söylediğin her şeyle yerden göğe kadar haklısın. Sen Yiğit'e bile karşılık vermedin. Dayak yeme pahasına karşılık vermedin. Hazal'a bunu yapabileceğini düşünmek bile akıl dışı. Üzgünüm. Umarım beni yanlış anlamadın. Gerçekten çok üzgünüm. Yiğit'in çok kolay etkisi altına girmene o kadar iyi alıştım ki. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Ben de. İnan ki. İnan ki ben de. Allah'ım nasıl bir gün böyle? Nasıl bir gün? Maşallah boy boy arabalar. Hiç kapıdan eksik olmuyor. Kimmiş ki bu? Şey bu işte. Kocası. Kocası işte. Sidikli Nazan'ın kocası bu mu? La havle. Dur be canım. Tebeş 10 sene evvel Deli Kazım hapise düştüğünde bir gelmişlerdi. Ben bir gördüğümü bir daha unutmam. Ama adam çökmüş. Belli belli. Adamın ömrünü yemiş, ömrünü. Sonra sana ne? Hmm.
Cahit. Nazan. Kim var kız kapıda? Kızım, sen böyle havuza mavuza giriyorsun ama bir doktora sor. Dokunur mokunur bir şey olur. Aman da torunu için evham yaparmış da. İzel, sen nereye gittin öyle acele acele? Ay, anne, ben gevşemem lazım dedikçe üstüme geliyorsun ya. Vallahi ben şu an kendimi hamama atmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Ne hamamı kız şimdi? Aa! Sıcak iyi gelmez bebişine. Hamile kadın hamama mı girer ya? Bu kadın bizim havuzumuza da mı giriyor anne artık? Güzel, tamam, bırak Allah aşkına hadi. Havuzunuza da girdim. Şimdi gideceğim, küveti de dolduracağım. Hatta sen bekle, ben bir doğrayayım. Bir kırkım çıksın, ilk kesemi de şu hamamda attıracağım. Ezik. Bunlar böyle içinde kaldı senin yıllarca, değil mi? Ha? Şu havuz, hamam, küvet. Sen nasıl bir ezikmişsin ya? Sefil, sırıtıyor musun bir de? Sana sırıtıyorum, sana. Hafize Hanım, al götür şunu, yoksa çok kötü şeyler olacak. Hadi kızım. Bir dakika Aytül Hanım. Yok öyle artık eskisi gibi. Hafize al, Hafize getir, Hafize götür. Geçti artık o devirler. Yeter, hadi. Dur anne, dur. Dur, söylesin bakayım. Sen niye sırıtıyorsun? Söyle bakayım. Kıyamam ya anne, merak da ediyor ha. Elmas, yeter dedim sana. Sen söyle, söyle, içinde kalmasın. Belki ben de sırıtırım, söyle. Yaparsın. Onu da yaparsın sen. Ağlanacak halinde gülersin bile sen. Ne varmış benim halimde be, terbiyesiz! Hilal, bırak Allah aşkına, uyma şuna. Söyle, söyle, sen neye sırıtıyorsun, söyle. Konumuz eziklik madem. Ben bütün ezikliklerime kavuşmuşum. Peki sen İcoş? Sen karnındaki bebişe rağmen kavuşamadın. Bak. Nerede Yiğit? Sen... Ben değil. Nur. Yiğit şimdi Nur'un kapısında kıskançlık krizleri geçiriyor. Ya, ne haber? Nasıl oluyormuş eziklik? Seni terbiyesiz... seni. Senin o dilini var ya... Hiçbir şey yapamaz. Kızının diline sahip çık Hafize. Yoksa gebe meme dinlemem. Sen kendi kızının diline sahip çık. Ben de kendiminkine. Yürü. Yürü. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ben o pisliğin bile diline sakın ol. Allah kahretsin. Uğraşma diyorum sana şu kadınlarla. Gel. Kudur İcder, sen kudur. Senden önce nikahı basmayan elmasını atsınlar. Vallahi enişte, sizin şöyle koltukta gördüm ya, oh, gözüm gönlüm açıldı. Ay eniştem, nasıl da göresim gelmiş seni. Hoş, mahcup olduk ama. Yani geleceğini bilsek bir hazırlık yapardık. Oturmaya gelmedim ben. Aman aman olsun, geldin ya, şükür kavuşturana. Vallahi enişte, biz öyle kederlendik, öyle dertlendik ki. Ya aha, yüzü burada. Yani size dertlenmekten gözüme uyku girmedi. Aman! Gül cemalini görünce aklım başımdan gitti. Kızlar, çocukları içeri götüreyim de size şöyle güzel bir çay demleyeyim. Hadi, hadi. Hadi. İçin kaldırmıyor değil mi yüzüme bakmayı? Böyle çürük çarık. Kim bilir nasıl görünüyorumdur böyle. Bak. Bunu hangisi yaptıysa söyle. Söyle, bir daha yapmasın. Yoksa çok kötü olur. Cahit. Benim burada bir tek yüzüm gözüm değil. İçim, ruhum çürüyor. Yalvarırım, kurtar beni buradan ne olur.
Bunlar sende miydi? Ben de burada benden sakladılar sandım. Allah'ım bunları da satacaklar sandım. Özellikle de bu. İlk yıl dönümümüzde taktığım. Çok şükür. Elmas. O adi fitne fücür aldı bunları değil mi? O aldı sakladı. Sen de bulup bana getirdin. Tabii ya. Yoksa niye bunları da diğerleriyle birlikte getir... Cahit. 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 Sen benden mi kaçıyorsun, korkundan mı kaçıyorsun? Yüzüme bile bakamıyorsun. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki yüzüme bir kere baksan beni bu sefaletin içinde bırakıp gidemeyeceksin. Ne kadar arkanı dönersen dön. Ben kocamı tanıyorum. Ben senin ciğerini biliyorum Cahit. Benim kocam vicdanlıdır. Ama bundan daha önemli bir şey var. Ben ne kadar bu çamura, bu balçağa bulanmış da olsam, seni o fırsatçının kucağına atmış da olsam, benim kocam bana aşıktır. Kocanın ciğerini bilirsin ha? Madem bilirsin bunca yıl neden kandırdın beni? Ha? Beni eze eze, beni suçlaya suçlaya, gözümün içine baka baka neden böyle bir yalan söyledin? Ne yapacaktım Nazan ben sana? Ha? Lan ben sana aşıktım be. Kendimi bildim bileli sana aşıktım ben. Hı? Ne yapacaktım? Kısır olduğunu bilsem ne yapacaktım? Söyle bana, daha mı az sevecektim seni? Daha mı az sayacaktım? Ya da boşayacak mıydım? Ne yapacaktım Nazan? Neyimden korktun beni? Benim neyimden korktun? Söyle ne olur ya. Ya senden değil, teyzenlerden. Teyzemlerden mi? Evet, teyzenlerden. Sen bugün o kadının karnındaki çocuk için yumruğunu masaya vurdun. Peki ya dün? O yumruk benim için de masaya iner miydi Cahit? Gözümün içine baka baka söyle. İnerdin Nazan. Ben sana sahip çıkardım. Ben her şeye rağmen herkesi karşıma alıp senden boşanmazdım diyebilir miydin? Ya bir gün bile istemediler beni ya. Bir gün. Kendileri o sidikli dereden çıktıklarını unutup Yiğit'in parasıyla sosyete olup beni beğenemediler. Ya Cahit'cim, Yiğit olmasaydı sen teyzenleri buraya getirip beni isteyemeyecektin bile. Ya ben senin gözlerinin önünde neler çektim hele ki o yıllarda. Dayağından, küfüründen yemediğim kalmadı. Hangisinde bana sahip çıktın Cahit? Hangisinde bu benim karım dedin? Hangisinde sahip çıktın? Biz daha çocuğumuz niye olmuyor diyemeden onlar ana kız. İşler işte hamile kalır kalmaz tef çalıp oynamaya başlamışlardı bile. Hadi Nazan. Bebek nerede Nazan? Sen karnını ne zaman şişireceksin Nazan? Sen Cahit'e bir çocuk bile veremiyorsan sen ne işe yararsın Nazan? Ya ben gelinliğime doyamadan her gün bu lafları duydum ya. Sen ne yaptın? Sustun, oturdun. Biz seninle o doktora giderken eğer sorun bendeyse beni kapının önüne koyacaklarını da senin de bu duruma susup oturup boynunu büküp kalacağını da ben çok iyi biliyordum Cahit. Seni senelerce Yiğit'in gölgesi altında öyle bir ezmişlerdi ki sen değil sana çocuk veremeyen karına sahip çıkmak ağzını açıp tek kelime edecek halde değildin Cahit. Beni bir onlar mı ezdin Nazan? Ha? Peki ya sen? Sen? Sen beni sadece kısır olduğuma inandırmadın ki. Sen beni defalarca adam mısın sen diyerek ayaklarının altında ezdin be Nazan. Evet ezdim. Evet ezdim. Senin korkaklığın, senin pasifliğin beni yalancı yapıp canımı yaktıkça ben de senin canını yakmak istedim. Ama ben o yalanı senin canın yansın diye söylemedim. Ben seni kaybetmekten korktuğum için yalan söyledim. Çünkü bal gibi biliyordum ki seni yine ezeceklerdi. Senin kafana bine bine bizi boşatacaklardı Cahit. Ben seni çok sevdiğim için yalan söyledim. Allah belamı versin. Eğer bana sahip çıkacağına şu kadar inansam asla böyle bir şey yapmazdım. Bu söylediklerimin birini bile inkar edemezsin. Biz birbirimizi çok severek evlendik.
Ben iyi kötü ne yaptıysam senin gibi zayıf, senin gibi güçsüz, beni ve evliliğimizi korumaktan aciz bir adamı çok sevdiğim için yaptım. Adil baba. Bilerek mi bıraktın burayı? Bir selam vereyim dedim. Bakalım ellerin pas tutmuş mu ha? Hiç bitmeyecek senin bu sınavların değil mi? Ah be oğlum. Ömür dediğin ilahi sınavın göbek adı değil mi sanki ha? Sen şimdi Adil Baba'nın sınavından mı korkuyorsun? Ver elini bir öpeyim ver. Gel gel. Senin hayırsız seni ya. Haklısın. Ne söylesen ne desen haklısın. Başım yerde. İşim düştü de geldim sana. Tamam tamam. İçeride taze çayım var. Hadi gel bakalım. Üzgün baba da çok iyi gelecek şimdi. Gel bakayım. Otur. Hazırlamışsın bile bardakları. Allah razı olsun senden. Ver, ben doldurayım, ver. Sen koyu seversin. İyi gidi günler Elif. Daha kısa donlu bebeyken tutup kulağından seni buraya getirmeliydim. Ya ne varsa denizde var, kayıkta var. Ama dinletemedim ki. Senin gibi bir adamın ne işi var arabayla ya? Baba, deniz kaçmıyor ya. Allah uzun ömür versin. Emekli olduğum zaman girerim bu işlere. Bak, seni öyle bir çalıştırırım ki ben şimdi. Ama şu jilet gibi hallet terlet deyip tamam. Bak, sana dem çayı yaptım. Yudum yudum anlat bakalım şimdi. Adil Baba'yla ne işin var? Bir tane adam var. Adı Kerem Sancaktar. Benim bu adamın gelmişini, geçmişini, evvelini ezberlemem lazım. Vay hayırsız vay. Oğlum, hadi Adil Baba'nın dümen suyunu unuttun diyelim. Benim bu işlere tövbe ettiğimi de mi unuttun be oğlum? Bak, bu öyle bir iş değil baba. Yeminini bozduğun için değil. Eğer yeminini bozmazsan bir insanın canı yanabilir. Bak, ben bu adamı araştırdım. Didik didik ettim, araştırdım. Ya adam temiz. Tertemiz hatıra defteri sayfası gibi.
Ama değil. Biliyorum, hissediyorum, değil. Bir terslik var bu adamda. Benim elim kolum güya bu kitap gibi adam uzanmıyor. Sen söylüyorsun, doğru söylüyorsun da... şöyle ihtiyarlı bir şey kollarını görmüyor musun be oğlum? Bak baba, bu iş benim için çok önemli. Bu işin ucunda ne para ne pul var. Bu işin ucunda benim kalbim var. Benim aşkım, sevdiğim kadın var. Bu iş madem gelmiş, kalbine dayanmış... biz de yeminimizi borcu gitti orası. Beni boş çevirmeyeceğini biliyordum. Sağ olasın. Hadi ben senin daha fazla vaktini almayayım. Benim de işlerim var. Ver öpeyim elini. Hadi selametle. Senden haber bekliyorum. Anasına benzemiş. Destur. Bir daha gelir mi? Gelse ne olacak ha? Gelse ne olacak? Yüzünü yerden kaldırıp da bakabilecek misin yüzüne ha? Susarsın tabii. Böyle karanlıkta, kuytuda dilsiz bir şeytan gibi susarsın. Oğlunun karşısına bile çıkamazsın. Ben de sizinle konuşmak istiyordum aslında. Ama fırsat olmadı. Ajansı uğrayacaktım. Ama şey... biraz... yani benim iş yapmam gerekli. Kerem Sancaktar'ın sevgilisi paraya sıkıştı ha? Fırat Bey, ben ciddiyim. Sevgilin yarıda kalan kampanya devam etmezse... inan benim de paraya ihtiyacım olacak. Günlerdir Ankara'da konkur peşindeyim. Başka bir şey yapmayı düşünsek... Kerem'in şu an kampanyayla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Gözü benden başka bir şey görmüyor diyorsun yani. Yok. Sululuk yapmazsanız anlatacağım da. Tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Seninle ve yakınım. Hatta tam şu an yukarıdaki kafenin önünden geçmek üzereyim. O zaman geçmeyin. Oturun, 5 dakikaya oradayım. Tamam. Bekliyorum. Nasıl yani? Eyvah, yakalandık. Ya Yiğit, ne yapıyorsun sen? Başını bekliyorum. Ne demek başını bekliyorum? Şuraya bir bekçi kulübesi falan mı diksem, ne yapsam acaba? O ne demek ya, ne diyorsun sen? Ya o adam eli kanlı psikopat diyorum sana. Ya sen ciddi ciddi, adam bir şey yapacak diye kapımı bekliyorsun. Bak, o kıza neler yaptı bu adam. Sana kim bilir neler yapabilir. Ya sen gerçekten... uçuyorsun artık. Nur, bak sabah akşam ikinci baskı yapmayacağım. Anlıyor musun? Ya o adamın o kadına neler yaptığını gördüm ben. Yani sana Hazal'la neler olup bittiğini söyledim. Ya içinde bir acaba bile yaratamadıysam... Yarattın. Söylediklerin yüzünden gerçekten bir acaba dedim. Ama kısa bir an için. Dur bir tahmin edeyim. Sonra sen o adamla konuşunca... Konuşunca değil, düşününce. Allah aşkına Yiğit. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? Gerçekten bu suçlamalarına inanıyor musun sen? Kerem gidip o kadına hastanelik yapacak. Kerem ya, Kerem. Ya aşağılamak için kibarcık dediğin adam. Ne yani? Kavun değil ki, koklayıp anlayalım. Sen nasıl böyle sahte kibarcıklardan korkacaksın? Yapma Yiğit, lütfen. Yani gerçekten komik oluyorsun. Şimdi Kerem'e kaç sefer saldırdığını bana saydırma. Kadın dövmekle suçladığın o adam sana bile elini kaldıramadı. Ne yani, bana elini kaldırmadı diye aklandı mı? Ya sen polis misin? Savcı mısın, hakim misin ya? Adamı sen suçluyorsun, sen mi aklayacaksın? Zaten bir sürü konuşmuşsun polislerle.
Adamı sorguladılar. Ve farkındaysan senden başka hiç kimse onu suçlamıyor. Bak, o kadın dayak yemeden önce beni aradı. Benimle konuşmak istedi. Söyleyecek mühim şeyleri vardı. Kim bilir bu adam hakkında neler biliyordu, neler anlatacaktı da bu hale geldi. Hadi, hadi benim şüphelerime kıskançlık de, inattan yapıyor de. Ya kadının ne söyleyeceğini de mi merak etmiyorsun ya? He? Düşünmüyor musun? Hiç mi için huzursuz olmuyor? Biz Kerem'le Hazal konusunu konuştuk ve kapattık. Ne konuştuğumuzu sana anlatmak zorunda değilim. Ama illaki merak ediyorsan söyleyeyim. Ben Kerem'i tanıyorum. Ne o korkunç dayak vahşetiyle, ne de Hazal'ın söyledikleriyle ilgili hiçbir soru işareti yok bende. Ayrıca beni huzursuz eden tek bir şey var, o da sensin. Seni bir daha evimin etrafında görmek istemiyorum. Şu kapıyı her seferinde açtığımda şimdi nereden karşıma çıkacaksın diye merak etmek istemiyorum. Niye öyle bakıyorsun? Acıyorum sana. Terbiyesizleşme. Benden kaçabilmek için öyle çaresizce kıvranıyorsun ki inadından sende ne akıl, ne vicdan, ne mantık kalmış. Haklısın. Bende akıl kalmamış ki burada durmuş sana laf anlatmaya çalışıyorum. Sen benden kurtulmak için inat ettin ama ben de seni kurtarmak için inat ettim. Sen ne yaparsan yap, seni bu adamdan da, kendi aptallıklarından da koruyacağım. Sende bir numara var şerefsiz. Sende bir numara var ama. Oldu saat. Oğlan uyudu. Yiğit Bey'imiz hala ortada yok. Ve biz soramıyoruz bile nerede olduğunu, değil mi? Tabii yani nerede olacak ki? O kadının kapısı da kıskançlık krizlerindedir. O hadsiz, o terbiyesiz, o ahlaksız kadını şıvatmakla meşguldür Yiğit Bey, tabii. Bak ağzımı açmayayım diyorum. Seni sinirlendirmeyeyim diyorum. Ama sen böyle kriz içindeyken ben susup oturamıyorum İcdel. Anne, Allah aşkına sen de aynı şeyleri söyleyip duracaksan sus ya. Sen de aynı krizleri yaşayacaksan ben farklı ne söyleyebilirim sana? Ha? Ben sakin ol. Öfkene yeniliyorsun. Hırsla bileniyorsun derken. Yahu ben sana benim sakin olacak zamanım yok diyorum, değil mi? Allah Allah ya. O hastane... Al. Al, Yiğit arıyor işte. Bana bak. Sorun çıkarma. Adamı aradığına pişman etme. Efendim Yiğit'ciğim. Cilal, Mert uyudu mu? Uyudu tabii çocuk, ne yapsın? Ağlandı, sızlandı. Hani dedi bundan sonra her gece babam uyutacaktı beni dedi. Uyudu kaldı çocuk. Neyse, sabah görecek beni. İyi olur. Senin yarın kontrolün vardı değil mi? Birlikte gideriz. Cilal. Ne diyor? Alo Cilal. Alo. Ah Yiğit'ciğim. Sesin gidiyor, geliyor ya. Eve gel. Öyle konuşuruz, tamam? Tamam, geliyorum. Yoldayım. Hadi görüşürüz.
İçler. Söylesene ne oldu, korkutma beni. Hastane diyor ya, hastane diyor. Kontrole gelecekmiş benimle. Olmayan bebeği kontrolüne gelecekmiş. Bağırma, bağırma. Bir odada o elmas, Fırat denilen şerefsiz de dönmüştür. Bana bak, bebeğin düştüğünü söyledin mi o adi herife? Bilmiyor anne ya. Ankara'daymış, dönecek bugün. Tabii biz iki gündür nefes alıyoruz diyordum. Maşallah her şeyden de haberin var. Başlatma Fırat'ından anne. Ben sana ne yapacağım diyorum ya. Eğer Yiğit tutturursa ben Yiğit'i nasıl vazgeçireceğim kontrole gelmekten diyorum sana. Sakinleş. Tamam. Sakin. Sakin sakin düşüneceğiz. Bir yolunu bulacağız. Sakin. Ya sakın beni yanlış anlama. Ama Hazal o kadar sinir, o kadar sevimsiz bir cadaloz ki. Ya polisin ben dahil onlarca şüpheli çıkaracağından eminim. Hiç komik değilsiniz. Zavallı kadının bütün vücudundaki kemikler kırılmış. Tamam. Utandırdın beni. Muhtemelen hırsızlık falan çıkar altından. Yani eve girmişlerdir, o da direnmiştir. Bir an önce iyileşip canımızı sıkmaya devam eder umarım. Her neyse, kapatalım bu tatsız konuyu. Hadi bana şu sürpriz aşkı anlat. Buraya iş konuşmaya gelmiştik. İşler pek yolunda gitmiyor demek. Yok canım. Ne alakası var? Yani biliyorsunuz beni. Özel şeyleri konuşmayı pek sevmiyorum. Hadi Nur. Ya karşında magazin muhabiri yok. Rahatla biraz. Yani öyle meraklı teyzeler gibi görünmek istemiyorum ama... Yani Yiğit'ten sonra bu bombayı en çok ben şaşırmışımdır herhalde. İyi gidiyor. Yani... birbirimizi tanımaya çalışıyoruz işte. Helal olsun Kerem Bey. İşini bırakmadı. Yani allem etti, kallem etti. Seni ikna etmeyi başardı. Biraz öyle oldu. Yiğit'ten sonra Kerem Sancaktar çok... ters köşe bir seçim. Yani birbirine taban tabana zıt iki adam. Yani biri yedi göbek İstanbul'u gerçek bir beyaz Türk. Yani biri sonradan görme bir varoş çocuğu. Kardeş çocukları olduğunuzu düşünürsek... kendiniz için de sonradan görme varoş çocuğu diyor musunuz acaba? Kerem Bey eski kocanı hala canına başta savunduğunu biliyor mu acaba? Beni kışkırtmaya çalışmayın. Buraya gerçekten... İş konuşmaya gelmiştim. Tamam, tamam. Yani iş konuşmadan önce son bir söz daha. Doğru seçim. Yani bu sefer doğru adamı seçtin. Yani Yiğit'in o fırtınalı hayatından sonra... Kerem Sancaktar'ın o dingin, o huzurlu hayatı sana iyi gelecek. Sadece iki dakika Kerem Bey. Doktorumuz bu konuda çok hassas. Zavallı Hasan. Şu haline bak. Başıma ne kadar büyük dert açtın görüyor musun? Beni ne kadar yorduğunun farkında mısın? Sen şimdi burada böyle dinlenip yatarken... ben dışarıda nelerle uğraşmak zorundayım, haberin var mı? Ben yavaş yavaş gitmek isterken... şimdi senin yüzünden gaza basmak zorundayım. Bu hiç adil değil. Ama söylesene, hayat bana ne zaman adil oldu ki? Siz kadınlar bana ne zaman adil davrandınız ki? Hanginiz hak ettiğim şeyleri bana verdiniz ki? Hazal. Aptal Hazal. Tek yapman gereken şey çeneni kapamaktı.
beni buna mecbur etti. Ellerimle çeneni kapamak zorunda kaldım. Kerem Hazal'ın başına gelenlerle çok sarsıldı. Şu sıra kampanya ile ilgili ondan hiçbir yardım bekleyemezsiniz. Peki. Ajansa sıkışık. Sen de paraya sıkışmış durumdayken Kerem'in desteği olmadan nasıl çözeceğiz? Belki de benim için bu işleri bırakma zamanı geldi. Göz önünde olmayacak bir iş bakmak istiyorum aslında. Ama şu halimle bu kadar çok magazine düşmüşken beni normal bir işe almazlar. Bu yüzden sizden yardım isteyecektim. Acaba ajansa böyle sekreterlik falan bana göre bir iş var mı? Ya saçmalama Nur. Şaka mı yapıyorsun? Tam da magazinin göz bebeği olmuşken. Magazinin göz bebeği ama kadınların üçte ikisi benden nefret ediyor. Hala mı? Pazarda bugün neredeyse saçımı başımı yoluyorlardı. Ne derler bilirsin. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bana göre değil. Kaldıramıyorum. Niye öyle bakıyorsunuz? Boş ver. Söylesenize. Acaba diyorum bu göz önünden çekilme isteğin biraz tuzu kuruluk yüzünden olabilir mi? Tuzu kuruluk mu? Siz bugün gerçekten formunuzdasınız. Ya senin yerinde kim olsa kariyerini ya üstelik de bu kadar gündemdeyken ya yarıda bırakmayı göze alabilirdi. Hele bir de mesela Nur Sancaktar olma ihtimali varsa. Daha neler? Ya neden bu kadar şaşırdın? Adam ortada fol yok, yumurta yokken sana evlenme teklif etti. Şimdi seni Yiğit'in elinden almış. Sevgilisiniz. Neden bir kez daha dizi çökmesin? Anlaşıldı. Bu gece sizinle iş konuşamayacağız. Geç de oldu. Ben kalkayım artık. Yarın ara beni. Şu bizim çaycıdan çok memnun değildik. Belki seni bir düşünürüm. Çok sempatiksiniz. İzlal dönüp durma Allah aşkına, başımı döndürdün. Yahu anne ben dönüp durmayayım da ne yapayım ya? Hı? Bak şimdi Yiğit gel.
konuştuğumuz gibi yat uyu. Ya anne ben bugün yattım uyudum, yarın öbür gün ne olacak ya? Hı? Ben evlenmeden böyle nasıl oyalayacağım bunu? İşler. Allah aşkına bir sus. Bak kafamı toplayayım tamam mı? Bir sus. Sus. Geldin. Deyiciler uyudu. Uyudu mu? Ha. Ben konuşacaktım onunla. Ne hakkında? Ne hakkında olacak? Mert hakkında tabii. Neyse yarın zaten kontrol için hastaneye gideceğiz. Artık yolda konuşurum. İclal hastaneyi değiştirmek istiyor. Doktorundan memnun değil. Ben de yeni bir doktor buldum. Yarın sabah beraber gideceğiz. Gelmene gerek yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek şimdi 40 yıllık hastaneden memnun olmamak? O hastane canını borçlu İclal. O beğenmediği yer hayatını kurtardı onun. Burnumuz kanasa gidiyoruz oraya. O beğenmediği doktor, Mert'in doğumunu yapan doktor. Daha güvenilir, daha iyisini mi bulacakmış? Ya Yiğit, kızın gideceği doktora da mı karışacaksın artık? Karışacağım tabii. Karnındaki çocuk benim çocuğum. Ne demek birden öyle 40 yıllık hastaneyi değiştirmek falan? Kesin bir şey olmuş ve ben bunu öğreneceğim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hayırdır? Hastanelik bir şey mi oldu yine? Ya sabır. Senlik bir şey yok. İclal doktorunu beğenmiyormuş. Neden? Bir terslik mi var yoksa? Geçen hastanede karşılaşmıştık ya. Asabiydi biraz. Bana patlamıştı. Bak kabahat doktordaymış demek, bende değil. Yol yorgun değil misin sen? Odana git. Bak Yiğit de dedi. Senlik bir şey yok. İyi geceler. Senin bayağı zamanın gelmiş. Ne zamanı? Baba olma zamanı. Senin ne derdin var bununla? Haz etmiyorum. Her lafın içinde. Adam değil. Böyle meraklı tazeler gibi. Baba tarafından değil mi? Alayının köküne. Neyse konumuz başkaydı bizim. Allah aşkına bir de böyle hastane, doktor muhabbeti, kavgası yapmayın ne olur. Kız gebe. Canı ister doktor değiştirir, canı ister hastane değiştirir. Erkek halinde sen anlamazsın. Titizleniyor işte. Böyle düşün. Bolca bal koydum. Yarasın torunuma. Teşekkür ederim anne. Yarasın yarasın. Löp löp et olsun maşallah. Elmas Hanım sofradan kalksın, ballı sütünü de içsin. Homini gırtlak tıkanıp dursun. Tövbe. Aa. Lokmalarımı sayıyorsun baba sen benim? Hamileyiz herhalde. İki canlıyız burada. Kızım, Agob'un kazı gibi ye ye iyice şişirdin karnını. Lokmanda gözümüz yok. Ama farkında mısın acaba? Babanın kursağından lokma geçmiyor. İyi işte. Doktor kilo ver demişti. Göbekten gider azıcık. Kızım sen burada tıkınıp dururken o Cahit Efendi nerede? Ne halt ediyor acaba, merak ediyor musun hiç? He? Bak saat kaç oldu? Hala adam ortalarda yok. Göya gelecekti de sıkıntılarımızı, şikayetlerimizi dinleyecekti. Hey yavrum hey. Ay söyle. Allah aşkına bana söyle. Neyse o sıkıntın derdin bana söyle. Akşam akşam nedir ya bu? Dert sensin ama derman sende değil kızım. Hani bugün avukattan haber alacaktı ha? Daha boşanmadan tık yok. Dün bir bugün iki. Ne yapsın adam? Nöbetçi mahkeme mi kurdursun boşanmak için? Kızım. Karnın diyorum, karnın. Bu karnın gittikçe şişecek, şişecek. Bekle ki adam karıyı boşasın, seni alsın. Bizim mahallenin gururusun Farrı abi. En çok da bizim gururumuz ha. Büyüksün vallahi abi. Ne adamsın. Eyvallah. Eyvallah Kazım.
Yenge, Nazan hanımefendi erkenden mi yattı ki? Hani erkenden yattıysa çok ses çıkarmayalım. Ha. Tokum yemeyeceğim dediydi ama başı ağrıyormuş herhalde biraz. Bizde de ağrı kesici yok malum. Yattıydı. Vah vah. Geçmişler olsun. Kazım'ım, bu sabah size geldiydim ya, hani seni almak için. İşte o zaman bacınızla da ayaküstü tanışmış olduk yani. Kazım. Efendim Fahri abi. Al bakayım şunu. Bir koşu nöbetçi eczane buluyorsun, ağrı kesiciyi kapıp getiriyorsun bacına. Hadi bakayım. Eyvallah Fahri abi. Hadi canım. Ha, Kazım. Üstü kalsın. Büyüksün Fahri abi. Ha. Ya dolar da bugünlerde bir yükseldi, bir yükseldi. Bizim otelde de işler tıkırında. Kazımcığım, senin bir para meselen vardı ya. Ne oldu o mesele? Aman abim, bizde para meselesi eksik olur mu ya? Kaç boğazın şurada. Bir de söyleme sahiptir, bacı da başımıza kaldı. Öyle deme, öyle deme. Yenge. Nazan Hanım artık gelip otursun yanımıza. Hem ilacı da geliyor artık. Birkaç lokma bir şey yes, kendine gelsin değil mi? Ne duruyorsun hanım? Fahri abimi duymuyor musun ya? Hadi. Tabii Fahri abi. Yarasın Fahri abi. Eyvallah. Eyvallah. Kız, uyudun mu? Aman bu içerideki ayıların böğürtüsünden uyumak ne mümkün? Hadi kalk üstünü başını düzelt de içeri gel. Ayılar seni bekliyor. Yok artık. Ben hayatta o masaya oturmam. Kız hadi dedim. Abini getirtme buraya. Bak çoluk çocuk uyuyor. Misafirimiz var, ayıptır. Azıcık oturursun, abinin gönlünü hoş edersin. Sonra da yatar zıbarırsın işte. Kız hadi. Aman efendim, Nazan Hanım. Şöyle buyurun efendim, şöyle buyurun. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Hanım ne oturuyorsun? Kalk plaki minaki bir şeyler getir hadi. Tamam. Portakal almaz mısınız? C vitamini, sağlığınız için. Sağlığınıza. Fahri abi, hani senin şu otelin yanındaki boş dükkan var ya abi be. Hani bana bir bağlasana, bir ayarla bu abi be. Ekmek parası be. Güzel bir şey yapalım orada ya. Baş köşeye kurulacağız derken, hadi tıktınız, hapsettiniz bizi buraya. Onu da sineye çektik, tamam dedik. Ama bu boşanma işini böyle ağırdan alacaksa işimiz var bizim, işimiz. O mutfaktaki
Yedi mahalleye dedikodunu yapmış senin. Ben gider parçalarım o ya. Tayyar, doldurma kızı. Hı? Onlar da öyle diyor zaten. Dolduran doldurmuş senin kızını. Aa! Tüh rezil kepazeler, laflara bak. Duyan konu komşu, konuşana değil. Bize diyor rezil kepazeler diye. Ya baba? Sus kız. Kabahatinle bük boynun da babana çemkirme. Şöyle bir kahveye görüneyim dedim. Görünmez olaydım. Ayaklarım kırılaydı. Karısından duyup da böyle vahvatiye bakanlar mı dersin? Esefli esefli laf edenler mi dersin? Aa! Koca koca adamlar utanmıyor mu ya dedikodu yapmaya? Dursan hele dur. Daha anan çarşıya pazara çıksın, karılarını seyret o zaman. Aman herkes kendi çöpüne baksın. El alemin lafıyla yüzümüz kızaracaksa. Yok canım. Bizim kızaracak yüzümüz mü kalmış zaten? Bu iş uzasın, bu adam nikaha basmasın, bizim eşe dosta bakacak yüzümüz kalmayacak diyorum size. Daralttınız beni. Yemin ediyorum beni daralttınız ha. Basacak diyorum nikaha. Basacak anlamıyor musunuz siz? Yüklenme kıza. Bak o bir çekiyorsa karnındaki iki çekiyor yapma. Allah doğduğunda çektirmesin avize. Ne söylüyorsam ondan söylüyorum. Çocuk için yumruğunu masaya vurdun. Peki ya dün? O yumruk benim için de masaya iner miydi Cahit? Gözümün içine baka baka söyle. İnerdin Azat. Ben sana sahip çıkardım. Ben her şeye rağmen herkesi karşıma alıp senden boşanmazdım diyebilir miyim? Seni kaybetmekten korktuğum için yalan söyledim. Ben seni çok sevdiğim için yalan söyledim. Allah belamı versin. Eğer bana sahip çıkacağına şu kadar inansam asla böyle bir şey yapmazdım. Biz birbirimizi çok severek evlendik. Ben iyi kötü ne yaptıysam senin gibi zayıf, senin gibi güçsüz. Beni ve evliliğimizi korumaktan aciz bir adamı çok sevdiğim için yaptım. Aa, niye çıkmıyorsun Cahit? Ben de bir şey oldu sandım. Bir şey olmuş zaten. Ne oldu? Yok bir şey ya. Şirkette biraz işlerim vardı. Yoruldum biraz. Hadi, hadi içeri girelim. Üşüteceksiniz, hadi. Cahit. Babam beni çok sıkıştırıyor ya. Şu boşanma işini... Elmas, ne olur. Gerçekten çok yorgunum, ne olur. Ne olur Elmas, gel. Gel içeri geçelim, hadi. Bir şeylerden bahsedeyim mi? Mesela sen beni burada delirtmeye çalışırken hamile bir kadının seni beklediğinden haberim var. Seni bir daha evimin etrafında görmek istemiyorum. Şu kapıyı her seferinde açtığımda şimdi nereden karşıma çıkacaksın diye merak etmek istemiyorum. Ayrıca beni huzursuz eden tek bir şey var. O da sensin. Acıyorum sana. Benden kaçabilmek için öyle çaresizce kıvranıyorsun ki inadından sende ne akıl, ne vicdan, ne mantık kalmış. Sen benden kurtulmak için inat ettin ama ben de seni kurtarmak için inat ettim.
Sen benden kurtulmak için inat ettin ama ben de seni kurtarmak için inat ettim. Son darbeyi hazırladım. Yarın sabah vurma sırası sizde. İşte benim tek şansım. Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen çiçeği burnunda model Nur Kozan. Hala Kozan diyorlar ya. Kaldır şunu ortadan. Gizli evliliğini bitirdikten sonra reklam kampanyalarında yer aldığı ünlü kozmetik firmasının sahibi Kerem Sancaktar'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İzlal. Henüz birkaç gün önce yeni sevgilisiyle yaptığı aşk kaçamağında yakalanan güzel modelin dün yeniden eski eşi ünlü iş adamı Yiğit Kozan'la görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Magazin kulislerinde iş dünyasının saygın iki isminin güzel manken için sıkı bir rekabet için... Bir daha bu gazeteler bu eve girmeyecek. Ben bir daha o kadının kapısına dayanmayacağım diyemiyorsun ama, değil mi? Çocuk kalkacak, kaldır şunları ortadan. Sen o kadının peşinde dolanmaya devam ettiğin sürece senin hayatın çocuğundan utanmakla geçecek. Evden kaçmak kolay Yiğit. Sen bu kafayla gidersen kendi şirketine bile giremeyeceksin. Anladın mı beni? Sen bu kafayla gidersen yolda yürüyemeyeceksin. Seni sırasına tükürecekler. Aa, ne oluyor be sabah sabah? Sen karışma. Karışma sen hadi. Gel. Sakinleş artık. Oğlunun yanına git. Hazır mı Mert? Ya bitmiyor. Bitmiyor Allah'ım ya, bitmiyor. İstemiyorum anne ama, istemiyorum. Ay ama Mert'ciğim. Olur mu istemiyorum ya? Bak üzüyorsun anneni. Hani gittik Nur'un evinde bir takım olduk. Hani oyun oynar gibiydi. Bu da aynı öyle olacak işte. Ama bu kötü bir şey. Ama anneni üzmen daha kötü bir şey. Ama ben onları seviyorum. Nur'u sevmiyorum bir tek. Ben kötü çocuk değilim ki. Tamam. O zaman söyle bakalım bana, sen babanı geri istiyor musun? İstiyorum. O zaman annenin söylediklerini dinleyeceksin tatlım. Tamam mı? Bak yoksa babanı kaptıracağız Mert'ciğim. Baban bize geri dönmeyecek. Ben çok üzüleceğim. Bak, kardeşin de çok üzülecek. Ben kötü çocuk değilim ki. Biliyorum bir tanem. Ama işte bazen iyi şeyler olsun diye kötü şeyler yapmak gerekir. Şimdi sen söyle bakalım bana. Annen için, ailen için iyi şeyler olsun diye böyle bir küçük yaramazlık yapmaya var mısın? Yine açmıyor bu ya. Sen hala Cahit Efendi'nin keyfini bekle. Nurhan'ın bir eli yağda bir eli balda, ikinci nikahını kıydırsın, sana da tur bindirsin. Şişt, kıyamet koptu diyorum baba. Sabah sabah İcral'in sesiyle uyandık. Hala konuşuyorsun. Laf.
Sanki kızlar yarışıyor. Sen de Tayyar Efendi ya. Senin o yere bakan, yürek yakan kızın adamları yarıştırıyor maşallah, adamları. Tövbe. Kahvede el alemin dedikodusundan yaka silkiyorsun. Buraya gelip yeğenimin dedikodusunu yapıyorsun. Ayrıca baba hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun. O iş öyle senin bildiğin gibi değil. Nur, öyle bebek var diye. Mert üzülüyor diye yani insanlığın. Sen öyle, yavrum. Bir şey olmadı değil mi anneciğim? Al bunları da al. Aman kızım. Taş yağıyor başımıza ya. Kızım başına gelecek. Aha. İşte Nazan geldi. Bastı çiftliği. Ben şimdi onu göstereyim. Dur kızım. Bana bak, ben o taşı senin. Tövbeler olsun. Küçük be. Söyleyin Onur'a babamı bıraksın. Vay başımıza gelen. Ay yapma. Allah'ım yarabbim. Oğlum ama ne yapıyorsun? Ver bakayım şu taşları bana. Bak sen şu bacaksız ayağı. Söyleyin ne kötücedi Onur'a. Babamı rahat bıraksın. Yoksa bu taşlar kafasını yer. Aa, ama olmaz böyle hemen. Yürü bakayım. Yürü. Allah Allah. Hafiz Hanım siz de merak etmeyin. Taktırız canlarınızı. Allah'ım bunlar da mı gelecekti başımıza? Hadi yürüyün içeri, yürüyün. Aferin benim oğluşuma bak. Bitti gitti. Bir tane yaramazlık yaptık. Bitti gitti. Oh bravo sana. Aferin. Aferin benim akıllı oğluma. Koca adam olmuş da annesine korumalık yaparmış. Oh, oh. Ah 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 ah, el kadar çocuk düşman kesildi başımıza. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl iş ya? Böyle şey ne gördüm ne işittim ya. Tam yeniden evlenirler mi diyordum. Bu oğlan varken olmaz. Dünyada olmaz o. Hayır o kadar akıllı uslu çocuk nasıl yaptı böyle bir şey ben anlamıyorum ki. Anası öğretiyor tabii. Dolduruyor çocuğu fiştek fiştek. Allah bilir o taşı da onun eli. Sus kız. Anası dolduruyormuş. Dolduruyorsa dolduruyor. El kadar çocuk eşkıya kesildi başımıza. Bu ne canım ya? Vallahi sinirim, asabım bozuluyor. Günah. O yavruya da günah, bize de günah. Ah kızım, bir yerine bir şey olsaydı ya kafan gözün yarılsaydı. Ay anne abartma. Anne abartma. Cam çerçeve başımıza inmiş, anne abartma. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim derdimiz yetmiyor. Bir de Nur Hanım'ın gönül işleri çıktı başımıza ya. Vakti her yer bizde. Bunları toplayalım bari. Bırak sen bırak. Bir yerini keseceksin. Bir de başımıza iş çıkarma. Otur şöyle sen. Otur. Hah, telefonum nerede benim? İclal arayacak bir şey işte camcıyı. Çağırsın, gelsin, taksın, versin parasını Allah Allah. Ha, benim derdim camdı zaten. Kimi arıyorsun sen? Kim aranır şimdi ha? Kimi aramak lazım ha? Bak, konuşmamız lazım. Nur! Ya bu benim suçum değil, tamam mı? Ya ben böyle olacağını nereden bileyim Allah aşkına? Evin kapısının önünde gazeteciler varmış. Ben bunu nereden bileyim? Bak, gidiyorum. Sırf seni zor durumda bırakmamak için gidiyorum. Ama telefonlarımı açmadığın sürece tekrar geleceğim. Anlıyor musun? Gelmeye devam edeceğim. Allah'ım, biz nasıl kurtulacağız birbirimizden? Şu an hiç konuşacak durumda. Başlatma şimdi durumunu. Sen bizim ne durumda olduğumuzdan haberdar mısın ha? Anne, ver ben konuşayım. Hala ne oluyor? Ya anne versene ben konuşayım. Sen iki aşk arasında yazı tura atarken. Hala, ne biçim konuşuyor? Ya sen, sen ne biçim yaşıyorsun kızım ha? Sen bir gün elin adamıyla böyle el ele göz göze, öbür gün eski kocanla ha?
sen bir ona bir buna mavi boncuk dağıtırken burada ceremesini biz çekiyoruz hanımefendi. Hala, hala ne oldu söyle bana. Söyle. İclal yine bir şey mi söyledi sana? Ne yaptı size söyle. İclalmiş. İclal'e gelene kadar el kadar çocuk efelendi artık be. O el kadar çocuk almış boyu kadar taşları, camı, çerçeveyi başımıza indirdi, başımıza. Taşa tuttu evimizi Sabih Sübiyan. Taşa tuttu, taşladı bizi. Söyleyin Onur'a dedi. Babamı rahat bıraksın dedi. Eğer babamı bırakmazsa bu taşlar camı çerçeveye değil. Onun söyletme beni, söyletme. Kızım, çok mu zor bu adama peşimi bırak demek ha? Çok mu zor eli karnı çocuklu kadının kocasını yuvasına göndermek ha? Ha, tabii zor. Sen bir öyle bir böyle yaşarken zor tabii, zor. Ben konuşacağım artık anne. Alo kızım. Sen bakma buna. Bu taşları yedi, kafayı da yedi. Cinnet geçiriyor. Alo. Alo, Nur. Aman anne, kız duymamış bile seni bağırıp duruyorsun. Nur, bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Nur, açar mısın kapıyı? Nur, gazeteleri yeni gördüm. Senin için endişeleniyorum. Açar mısın lütfen kapıyı? Nur! Nur! Nur, Nur şu haline bak. O adam ne yaptı yine sana? Bak, lütfen. Nur, Nur yüzüme bak. O adamdan gerçekten kurtulmak istiyor musun? Bu işkence bitsin istiyor musun? Herkes için, kendin için, o küçük çocuk için, doğmamış bebek için, hatta Yiğit için bile. O adamın ait olduğu yere dönmesini istiyor musun? Başka çarem yok. İstiyorum. O zaman bunu yapmaktan başka çaren yok. İki gün, Allah'ın iki koca günü. Evinde yok, o adam da yok. Telefonları da kapalı. Allah'ım, aklımı oynatacağım. Ya bak, Elmas, Hafize. Bak, biliyorsanız ve söylemiyorsunuz, gerçekten bu işin sonu iyi değil. Ya o adama güvenmiyorum. Nur'a zarar vermiş olabilir. Ben Nur'a kimin zarar verdiğini biliyorum ama. Aklımı oynatacağım gerçekten. Kafayı yiyeceğim ya. Yalvarıyorum. Bir kez daha söylüyorum, soruyorum size ne olur. Ya ayağınıza mı kapanayım? Gerekiyorsa onu da yaparım. Lütfen söyleyin, nerede bu kız? Bak git, karnımda bebeğimle yemin ediyorum sana. Allah oğlumu kucağıma almayı nasip etmesin eğer bilip de söylemiyorsan. Peki nerede bu kız? Ya yer yarıldı da içine mi girdi? Nerede bu? Öyle alışamadın o yüze. İşlemleri bitirir bitirmez. Neden orada evlenmedik ki? Neden şimdi dönüyoruz anlamıyorum. Bunları konuştuk Yanur. Evde sade bir nikah istiyorum dedim sana. Tamam konuştuk ama ben tamam dememiştim. Ya Yiğit gelirse? Ya her şey sarpa sararsa? Şimdi evlenmiş olarak dönebilirdik. Sen bana evet dedikten sonra bir daha hiçbir şey sarpa sarmaz. Şimdi eve gideceğiz. Nikah memuru gelecek ve evleneceğiz. Sonra da yeni evimize yola çıkacağız. Yiğit'ten uzağa. Hepsi bu kadar. Hadi gelin artık lütfen. Kerem. Şey, yani tadını kaçırmak istemiyorum ama. Tadım kaçtığından değil. Ama bunları defalarca konuştuk. Sen yorulma istersen. Ben söyleyeyim. Evliliğimiz hiçbir zaman gerçek bir evlilik olmayacak. Şimdi neysek evlendikten sonra da öyleyiz.
Yiğit senden umudunu kesip çocuğunun annesiyle evlendikten sonra biz de seninle sessiz sedasız boşanacağız. Nasıl? Ezberlemiş miyim? İki gündür susuyorum, susuyorum ama burama kadar geldi Yiğit Bey. Oğlun evimize taş yağdırdı. İki canlı kızımın naburasından geçti koca koca taşlar. Ben Mert'le konuştum. Nasıl, neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sizden başka herkes biliyor Yiğit Bey. Çocuk anasını babasını yanında istiyor. Hadi insafa gelin de bırakın artık şu kızın peşini. Ya yazık. Size de yazık. Çocuğa da yazık. Nur'a da yazık. Herkes bir rahat nefes alsın. Eğer haber alırsanız lütfen söyleyin bana. Yani nerede olduğunu söylemeseniz de iyi olduğunu falan söyleyin. Bir şey söyleyin. Ay burnumun direği sızladı vallahi. Adam Mecnun'a döndü resmen. Leyla'sız Mecnun'u neylersin kızım? Bak, Nur son çareyi sırra kadem basmakta bulmuş. O kadar laf ettim ama onun kabahati yok. Adamın aşktan gözü dönmüş, gözü. Bütün kabahat bunda. Elmas, hadi kalk doktor gelir birazdan. Hastaneye kadar gitmeyelim dedik de doktor sağ olsun kontrole gelecek. Size de konuşuruz sonra, tamam? Cahit evlere sığamamış. Bak bu havada bile dışarıda duruyor. Çok yıprandı artık. Gerçekten çok yıprandı. Şu Yiğit'in haline bak ya. Nasıl çırpınıyor. O pislikten haber almak için neredeyse kapısında yatacakmış Demilat'ın. Hiçbir şeye yaramayacak. Bitti. Bugün bu iş bitti gitti anne. Bitti artık. Eminsin değil mi? Nikah kıyıyorlar bugün. Kıyacaklar. Ben artık Yiğit'i o kadından tamamen kurtaracağım. Benimle evlenmekten başka bir şans kalmayacak. Hazırlık olanlar, arkadaşlar hazırlamak için sizi bekliyorlar. Buyurun Nur Hanım. Kardeşim bak ne çektiğini biliyorum. Ama Hafize Hanım bir konuda haklı. Artık senin de, Nur'un da, İcdel'in, Mert'in biraz soluklanması gerek. Ya anlamıyorsunuz. Gerçekten beni anlamıyorsunuz. Ben Nur için endişe ediyorum. Kıskandım falan yok. Ben o adama güvenmiyorum.
Nur'un nerede olduğunu öğrenene kadar da değil soluklanmak, nefes almaya vaktim yok benim. Ne oldu? Efendim, salonu unutmuşsunuz. Bayağı bir çaldı ama yetişemedim. Tamam, sağ ol. Cahit, ben dondum ha. Tamam, hadi. Yiğit, sen şirkete geç. Ben doktordan sonra geleceğim, tamam? Hadi. Alo. Bak, artık Allah aşkına adam gibi bir şeyler söyle bana. Döndüler Yiğit Bey. Döndüler mi? Bu biriyle konuşuyor ya. Tamam, geliyorum. Ne arıyor burada ya? Kim? Doktor, anne, doktor. Hoş geldiniz. Ben de çıkıyordum. Cahitler sizi salonda içeride bekliyor. Benim ufak bir işim var da ben çıkıyorum. Gelmişken size çok üzgün olduğumu söylemek istedim. Üzgün? Bebek için. Yok. Yok, böyle normal merhabalaşma değil. Bu kadın konuşuyor anne. Konuşuyor bu kadın. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dediğim gibi elimizden geleni yaptık ama bazen olmayınca olmuyor. İcra Hanım çok etkilendi. Ama ona da söyledim, daha çok gençsiniz. Kaç gün oldu? Ne zaman? Ne zaman düştü bebek? Günler, günler oldu. Yoksa siz... Evet. Çok. Çok. Düğünden önce damadın gelini görmesi uğursuzluk getirir derler. Ama bizim durumumuzda uğursuzluğun pek de önemi yok. Öyle değil mi? Ben hazırım. İçerisi hazır mı? Geldiler mi? Geldiler. Seni bekliyorlar. Tamam. Hazırım. Hadi gidelim. Acele etme.
şahitlerimiz. Ben de tanımıyorum. Sekreterim yolladı. Seni seviyorum Umar. Bir erkeğim, bir kadını tüm kalbiyle, tüm varlığıyla sevebileceği kadar çok seviyorum seni. Seni seviyorum. Sana her baktığımda kendimi unutup defalarca evet diyecek kadar. Her evetimde yine kendimi sende bulacak kadar seviyorum Yiğit Kozan. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Evlenmenize engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Şimdi bu arzunuzu şahitler huzurunda bir kez daha sözlü olarak beyan ederseniz nikah akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Kerem Sancaktar, Nur Demirağ Hanım'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Devam edelim lütfen. Siz Nur Demirağ Hanımefendi. Sayın Kerem Sancaktar'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?